Şimdi geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı ve bu olayın ne olduğunu da tam olarak anlayamadık. Sevgili İlber Ortaylı hocamız bir düğüne katıldı. O düğüne ne yazık ki Şevki Yılmaz da katılmış ve de mikrofonu Şevki Yılmaz'a vermişler. Ve de o da birazdan dinleyeceğimiz sözleri söylemiş. Peki ne oldu? Kimin düğünüydü? Size isterseniz Sayın İlber Ortaylı şu anda canlı yayında konuğum. İlber Hoca'ya soralım. Ondan dinleyelim birinci ağızdan. Her ne kadar kendisi Instagram'dan açıklama yapsa da tam olarak ne olduğunu ondan diyorum. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Hocam neydi bu düğün? Kimin düğünüydü? Ne zamandı? Sizi kim davet etti? Şehzade Harun Efendi'nin, yani 2. Abdülhamid'in torunu Harun Efendi'nin, Lübnan'da yaşayıp buraya dönen, af çıktıktan sonra, 74 affından sonra dönen zatın torunu oluyor. Yani torun torunu padişahın, Berna. Ben onu çocukluktan tanıyorum. Çünkü Şehzade Orhan'ın kızı. Ve sevimli, iyi bir çocuk yani. Severim. Onun düğününe davet etti beni. Gittim. Yani her düğüne gitmiyorum ben. Yakınlık hissettiklerime gidiyorum. Tanıdığım çocuklara. Eşini düğünde tanıdım yani. Damadı. Fakat o da efendi bir delikanlı. Binaenaleyh düğüne gittik. Düğüne herkes gelir. Gelenlerin birbirini tutması şart değildir. Akrabaları vardır iki tarafın. Dostları vardır. Dostlarla akrabalar birbiriyle aynı mayadan olmayabilir. Bu Türk cemiyetinde bilhassa çok büyük problemdir. Yani kültürel farkların olduğu, yaşam biçiminde farkların olduğu yerde. Onun için üstünde de durulmaz. Kimle gidiyorsun, nereye oturuyorsun? Benim masamda görüyorsunuz işte. Gene hanedandan Osman Vasıf Efendi var. Yani 5. Murat'la 5. Mehmet Reşat Han'ın torunu. Torun çocuğu daha doğrusu eşiyle birlikte. Pelin var yanımda matbuattan. Ve dediğim Zevat var, tanımıyorum. Yani orada tanıştım. Duydum ismi galiba. Fakat evet. Orada... Hocam ilginç de bir düğün. Mehteran mı var orada? Yani böyle bir düğünde... Evet, mehterin bir stilize hali var. O renge de artık karışmam. Yani ben bizim düğünlerde hemen hemen hiçbir musikiyle taraftar değilim zaten. Bazısı da elektronik müzikle beynimi patlatıyorlar. Yani bu müzik konusunda umduğunuzu değil, bulduğunuzu yersiniz. Mehter benim için çok önemli bir dal, önemli bir müessese. Topkapı Müdürlüğü yaptım, dikkat ederdim. Bizdeki salı günkü, çarşamba günkü mehter takımı şeyse hep Harbiye'den gelirdi. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlısıdır. Milletler arası şeylere de katılır. Bunlara peki düğünlerde çalması normal midir hocam mehterin? Yani adab-ı muaşeret uygun. Düğünlerde ne çalınıyor ki artık normal olalım? Adab-ı muaşeret açısından yetkileyemeyiz. Çünkü bu çok temsili bir şey. Mehter. Dikkat ederseniz sayı belli. Ben olsam çaldırmam ama bana ne, düğün sahibinin şeyine nasıl karışacağım? Hiç beni ilgilendirmez bile. Hocam bir noktada sanırım bu nikah kıyıldıktan önce mi, kıyılmadan, kıyıldıktan sonra mı bir konuşmalar oluyor? O sırada şey bilmez. Konuşmalar yapılıyor. Beni şahit çağırdılar. Çıkarım. Yani evet. Çocukları severim. Ve bir konuşma yaptılar. Ben o konuşmadan sonra biraz da bir ters konuşma yaptım. Yani hocam o konuşmayı bir dinleyelim mi? Ne hatırlayalım isterseniz. Benim dediğim, onu dinleyin. Ben de kendiminkini söylerim. Tabii, size bir dinleyelim zaten. Sonra çünkü sizin ne dediğinizi duyamadık. Bir kısmını yayınlamışlar. Sizden dinleyelim şeyler. Bir dinleyelim. Enteresan değil. Daha şey oldu. Osmanlı'nın süren soysuzlarına lanet tabi. Bugün elhamdülillah böyle bir ailenin birbirine birlikteyiz. Başkanımız değerli kadim dostu Murat Bey izah ettiler. Şevkiniz, saygınız, sadakatiniz ve sabrınız daim olsun. İlker kardeşimiz, damadımız dedim. Kızımız...
Şimdi burada Şevki Yılmaz Osmanlı'yı süren soysuzlar dediği zaman sizin bir yüzünüz düşüyor zaten orada. Ya bu ne biçim bir laf diyorsunuz. Sonra ama burada kesiliyor bu video kaydı. Sonra mikrofonu siz mi aldınız? Ne dediniz hocam? Mikrofonu alın. Bana da evet. Verdi mikrofonu. Ben de söyledim. Ne dedim? Benimkini almamış galiba. Bizim basın için her konuşma enteresan değil. Ancak çok çarpacak böyle provokatif olacak. O zaman oluyor. Yani benim söylediğim şu. Hatta bir cümle tekrarladım. O cümlede benim değildir. Son padişahın kızı Sabiha Sultan'ındır. Yani o Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyeti diyor. Çünkü Sabiha Sultan için Atatürk bir öcü değil. Yani tanımış onu. Yakışıklı, bilgili, genç bir komutan. Hatta galiba talip de olmuş ona. Fakat o iş olmamış sonra. Yani iki taraftan olmamış. Zaten kendi eşi olan son halifenin oğlu Prens Ömer Faruk Şehzade de çok enteresan bir adam. Mübadelede Alman ordusundaydı tabii. Ve çok büyük yararlılık gösterdiği için Marne cephesinde Kızıl Kartal nişanı aldı. Yani Alman askeri otoriteleri ismini duyunca bile kalkarlarmış böyle gün diye. İyi bir asker, Atatürk'ün de dostu, yani Mustafa Kemal Bey'in de dostu. Bunlar bu muhitte yetişmişler biri. Ömer Faruk Efendi hem Galatasaraylıdır, sonra Harbiye'den sonra şeye gitmiş, Potsdam'a, Almancası da çok iyi. Böyle bunlar yakın birbirine, bunlar öyle demezler onun için. Bu böyle ünvanları kullanmak, böyle tabirler kullanmak, bu gibi değerlendirmeler. Bunlar uzaktan terelelidir yani. Mesela böyle Yahudi görmeyenler Yahudi düşmanı dostu olurlar, düşmanı olurlar. Komik. Niye oluyorsun? Görmemişsin ki. Mesela bizim o coğrafyada Yahudi yoktur. Onun gibi. Bu da tanımıyor yani. Tanımıyor. Tanıyan insanlar birbirleri için öyle demezler. Ve Sabiha Sultan'ın bu lafı vardır. O Türklerin cumhuriyetidir. Bu da Türklerin imparatorluğudur. Bu da Türklerin cumhuriyeti. Hiçbir problemi yok. Tanıdı. Gene Abdülhamit Han'ın torunu. Biliyorsunuz Osman Ertuğrul Efendi. O da öyle enteresan bir adamdı. Fransızca fevkalade siyans politik okumuş. Ama Viyana'da da Terezianum'da okumuş. Benim hayatımda son duyduğum Prag Almancası denen. O Avusturya aristokrasisinin, Çekya, Alman aristokrasisinin konuştuğu lisandı o. Hatta interviewi, mülakatı kaleme, kayda alan Avusturyalıların gözü dolduydu adamı dinleyince. Evet. 90 yaşında. Onun çok da açıktır söylediği. Bizim ailemiz için sıkıntılı olan bu işlem Türkiye'nin yararına olmuştur dedi. Sürgünü kastediyor. Hanedan reisi bunu söylüyor yani. Onun için bu gibi şeylerin, bunlar bilgisizlikten ileri gelir. O sülaleyi, şeyi tanıyanlar bilir. Osmanlı hanedanı dışarıda böyle başka yabancı hanedanlar gibi ana ülkedeki hareket için, devlet için, hükümet için harekete geçen, işte bir takım komplolara girişen, cemiyetler kuran bir hanedan değildir. Devlettir esas olan. Yani Nesli Şah Sultan derdi bizim paşamızdır diyor Atatürk için. Doğru yani, bu kadar basit. Hocam yani bu, düğünde siz ne dediniz? Bunları mı anlattınız düğünde? Yoksa hayır, bunu anlatmadım. O Türklerin de imparatorluğuydu. Bu da Türklerin devletidir. Her şeyi anlatıyor dedim. Çok açık. Evet. Ya bunu da söylemezdim de artık söyledim. Yani bu da kimse pek anlamıyor bunu. Biz de kapalı şeyleri anlamazlar. Düğünde de nutuk çekecek değilim. Ama yani bu böyledir. Türkiye'de aklı başında insanlar, devleti idare edenlerin, devletin başında olanların, yararlı görünenlerin lehinde veya aleyhinde konuşurken çok ölçülü olurlar. Yani kendini bilen bir insan padişahlar için de ölçülü konuşur. Nihayet bu memleket Gazi Osman Paşa'nın da mareşalıdır. Atatürk de mareşalımızdır. Yani bunların yararlılıkları var. Dünyada bunları bilir. Onun için
dikkatli olmak zorundasınız. Türkiye tarihi öyle şey değildir. Futbol topu canlı isteyen canlı istediği yerden tekmelesin yürümez. Yani unutmayın, Enver Paşa'ya bir kısmı pek muhabbetle bakmazken dışarıdaki dünyada herkesin adı Enver'di o oralara kaçtığı zamanlar. Türk tarihi bir muammadır eğer eserleri iyi incelemezseniz. Ben kasaba politikasının tarihçilik yapmasına karşıyım. Kasaba politikacıları lütfen kasabalarında kalsınlar. Büyük işlere burun sokmasınlar.